Bunu anlamak çok zor değil. Ufak bir su damlasının enerjisi bile dalgalar halinde dağılarak bütün yüzeyi harekete geçirebilir. Titreşen bir maddeden çıkan enerji havada dalgalar halinde dağılır. Bu titreşimler kulağımıza gelince onları ses olarak duyarız. Bu şişenin içindeki zil çalıyor. Peki ya şişenin havasını boşaltırsak ne olur? Şişeyi önce dumanla dolduralım ki havayı boşalttığımızı görebilelim. Duman bitince şişedeki hava da bitmiş olacak. Havayı emmek için bir pompa kullanılıyor ve osiloskopla zilin sesini kaydediyoruz. Hava gibi bir iletkenin olmadığı ortamda ses de yoktur. Sudaki dalgaların aksine ses dalgaları her bir yöne değil, her yöne dağılır. Bir noktadan çıkan sesin enerjisinin yayılışı bu şekilde olur. Gelin yayılan bir dalganın ufak bir parçasına bir örnekle bakalım. Dalgaların düz alandaki hareketlerini bu yay üzerinde görüyoruz. Yayın hem itilmesi hem de çekilmesi dalgayı oluşturur. Dalgaların enerjisi yayın bir ucundan öbür ucuna yayılırken dalgayı oluşturan halkalar sadece oldukları yerde ileri geri titreşirler. Şimdi bu sesleri bir osiloskopta inceleyelim. 4,5 titreşim. 9 titreşim. Ve 18 titreşim. Seslerin saniyedeki titreşim sayısına frekans denir. Frekans değişmiyor ama çıkan sesteki farka bakın. Sesin yüksekliği titreşimin gücüne göre değişiyor. Buna amplitüt ya da sesin genişliği diyoruz. Frekans ve genişlik sesin iki ayrı niteliğidir. Ses